Kurumsal olarak AKP bir iktidarsızlığın değişmez adı olarak hak ettiği yerde köklenmeye çoktan başladı değerli arkadaşlar. Bakın işten atılan başbakanlardan ve bakanların ardından belediye başkanları da kovulmaya başladı. Neden kovulmaya başladı? Çünkü sadece bir kişi istiyor diye kovulmaya başladı. Yıllarca övülen, desteklenen, aldanıp pullanan isimler bir gün ekran karşısına tıpkı Sayın Topbaş gibi geçiyor ve yutkuna yutkuna, kırık dökük birkaç cümleyle kıvrana kıvrana veda ediyor. Dahası neden ayrıldıklarını değil de AKP'ye ve reislerine nasıl bağlı olduklarını anlatarak veda ediyorlar. Neden bu telaşın olduğunu, niye bu ifadelerle ayrıldığını düşünürsek aslında ortada şöyle bir durum var arkadaşlar. Çünkü seçilmiş belediye başkanı bir soruşturma ile hesap vermek üzere ayrılmıyor görevden. Düzce belediye başkanı gibi partimizin yürüyüşünü sabote edip kentin sokaklarına gübre döktüğü için ya da kamu kaynaklarının lüks araba özlemleri için kullandığından da gitmiyor. Yani saray talimatları ile kovulduğu için sonrasından korkuyor belli ki. Belki işinden başka bir şey daha kaybetmek istemiyor. Varsa itibarlarını muhafaza etmeye çalışıyorlar. Ve bu işte demin bahsettiğim iktidarsızlığın hikayesidir arkadaşlar. Aynı hikaye dünden beri 6 AKP'li belediye başkanı içinde dillendiriliyor. Söylentiler doğru çıkarsa yine hızlı bir şekilde tezlerimizde haklı çıkmış olacağız. Fakat bu sizlere eminim bir şey ifade etmiyordur. Ancak ne gübre ne Rabia heykeli kurtarmadı, kurtarmıyor hiç kimseyi. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Biz tek adam rejiminin namlusunun bir gün size döneceğini de buradan söylüyoruz. Bunları ifade ettiğimiz dönemden çok da fazla zaman geçmedi aslında. Haklılığımız birbiri ortaya çıkıyor. Bakın değerli milletvekilleri, diğer bir yandan Maliye Bakanı canlı yayında yanlış anlaşıldı. %40 MTV zammı 2018'de yeni alınacak sıfır arabalar için geçerli dedi. Reklam arasında uyarıldı muhakkak. Ben yanlış biliyormuşum, MTV zammı tüm araçları kapsıyor dedi. Akşamına Bakanlar Kurulu zam oranının daha makul bir seviyeye çekileceğini ifade etti. Şimdi biz buradan ne anlıyoruz değerli milletvekilleri? Bakın birbirimize dürüst olalım. Demek ki bakan ya razı değil, ya bu işin içinde değil, ya da işin içindeymiş gibi görünmeye çalışıyor. Başbakanın bizim de burada iyi kötü bir işimiz var diyerek şahane bir yüksek gönüllülükle itiraf ettiği durumda olduğu gibi bakan da iyi kötü işine tutunmaya çalışıyor. İşte bu iktidarsızlıktır arkadaşlar. Bu bir tür vekaletler çağı, kendinden olanların dahi ötelendiği bir sultadır. İleri demokrasi diye vaat ederek geldiğiniz iktidarı, Erdemliler Hareketi, Avrupa Birliği diye halka sunduğunuz, ülkede kalkınmayı, özgürlüğü, barışı, adaleti getireceğiniz AKP iktidarı adeta çökmüş, tuzla buz olmuş durumdadır arkadaşlar. Bu gerçeği görün. Bu saatten sonra sizlerin yapabileceği şu arkadaşlar. Bakın bu süreç gösteriyor ki belediye başkanlarıyla başladı. Belediye başkanları görevden el çektiriliyor ama emin olun arkadaşlar, bu şekilde siz sessiz kaldığınız sürece siz de kullanılacaksınız ve zamanı geldiğinizde siz de gerekeni yapın diyerek kapının önüne kovulacaksınız arkadaşlar. Lütfen halkın size verdiği yetkiye sahip çıkın, meclisin iradesine sahip çıkın diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.